Hekaya, Tanrı yerine şeytanın sesini dinleyen Adam ve Havva ile başlıyor. İtaatsızlık edip insanlığın Tanrı ile olan mükemmel irtibatını bozdular. Günahları ile ölümün ortaya gelmesine sebep olan ilk insanlar oldular. Utançlarını örtmek için özlerini ağaç yaprakları ile gizlediler. Ama Tanrı bu işlerinden hoş değildi. Tanrı, insanların utancını gizlemek için ilk hayvanı kurban etti. Adam ve Havva'nın iki oğlu vardı. Adları olsa Kabil ve Habil'di. Kabil, yetiştiren yiyeceklerini Tanrı'ya verdi. Habil olsa bir hayvan kurbanı teklif etti. Bir kan kurbanını. Tanrı, Habil'in kurbanlığını kabul etti. Yöne, Kabil'in kurbanlığını etmedi. Ama nem için kabul etmedi. Kabil olsa kahır geldi. Tanrı Kabil'den nem için kahırın geliyor diye sordu. Tanrı Kabil'e söyledi ki eğer durmuşların ve kahırını yakşı etmesen o zaman ölüm seni alır. Kabil kıskançlığından öz doğanı Habil'i öldürdü ve insanlığın büyük bir bölümünde karanlık bir yol açtı. Yüzlerce yıl sonra İşler o kadar yaman oldu ki Tanrı dünyada yaşamayı hak eden hiç kimin hakkı olmadığını söyledi. Nuh ve familiden başka kimse değil. Tanrı Nuh'a bir kişti yapmasını söyledi. Hem de bir büyük kişti yapmasını. Günah için yargı yakınlaşıyor ve Tanrı'nın merhametine kaçmak için tek bir yol vardı. O da Nuh'un yapan kiştisiydi. Nuh'a güldüler. Ama son, yağmur gökten yağdı ve yeryüzünü su aldı. İnsanlar hazır değildiler. Sil bütün insanları ve hayvanları öldürdü ve dünya günahlar için cezalandı. Ama fakat Nuh, ailesi ve Tanrı'nın kişliğe getirdiği hayvanlar kurtarıldı. Son, İmanın avası olan İbrahim geldi. Tanrı İbrahim'e oğlunu alıp bir dağda kurban etmesini söyledi. İbrahim olsa Tanrı'nın bu emrinden rahatsız oldu ama kabul etti. İbrahim imanını gösterdi ve oğlunu Moria dağına götürdü. Yöne İbrahim oğlunu kurban edecek vakit Tanrı onu durdurdu ve oğlunun yerine bir hayvan verdi. İbrahim hayvanı aldı ve oğlunu kurtardı. Kan için kan ve yaşam için yaşamdır. 400 yıl geçti ve Tanrı İsrail'in halkını Mısır'ın taşına götürmek için Musa'yı iyi verdi. Mısır padişahı Firavun bundan hoşlanmadı. O yüzden Tanrı ona ceza verdi. En son Tanrı tarafından iyi verilen ceza olsa, Han ve Firavun'un ilk doğan oğlunu öldürmek için bir ölüm meleğini iyi verdi. Yöne, Tanrı insanlara bir kuzu kurban etmelerini söyledi ve kurbanlığın kanını üyün kapısına dökmesini aittı. Eğer ölüm meleği kanı kapının önünde görse de, içerideki insanların kurbanlık edip ve özlerini kurtardığını biliyordu. Yahut ya Mısır'daki insanlar kim olsa olsun fark etmiyor. Yöne Tanrı'nın emrini yerine getirirse o insanlar canlarını kurtarıyorlar. Ama eğer o olmazsa o gece tıpkı Musa'nın aittığı yanı oldu ve Mısır'ın her yerine Tanrı'nın rahmetini kabul etmeyen insanların uyundan sesler ve bağırmaklar çıkıp cezalandırılıyordu. Son olsa Musa insanlar ne edip günahlarını bağışlamak için Tanrı'nın kitabı Turat verdi. Suçlu kurban eden hayvanı papaza götürdü. Ellerini hayvanın başına koydu ve günahları hayvana aktarıldı. Son hayvan kurban edildi. Kan döküldü ve insanların günahları yapıldı. Davud peygamberimiz ve bütün peygamberler Musa'nın veren kitabı Turat'ı kabul ettiler. Yöne
hayvanların dökülen kanı insanların günahlarını yok edip biler mi diye fikir ettiler. Ya da geleceği görkezen işaret miydi? Davud peygamberlemez Mesih'in geleceğini söyledi. Şefkatli, iyi yürekli, mütevazi bir adamdır dedi. Mesih günahsız, mükemmel, suçsuz, masumdur. Acı çeker, kıynanar ve ölür ve özüne layık bir kurbanlık bulur. Ve Mesih büyük bir kurban bolcaktı. Mesih bir ahırda dünya geldi. Nem çünkü kimse ona yer vermedi. Bakırı ve saf bir kızdan dünya geldi. Padişah, David'in neslinden bir padişah ailesi ama köp fakir. Fakir adamlar ve çobanlar, bay adamlar İsa çağını görmek için geldiler. Ve Tanrı'nın vaat ettiği gerçeği Mesih dünyaya geldi. İsa söygü, hakikat, barış, parahat, yanık bir adamdı. Mütevazi bir adam, parlak bir filsuf yanıktı. Tanrı'yı sevmeyen, Tanrı'ya inanmayan insanlara kahar geliyordu. Yönü o fakir mütevazi, tövbe eden insanlar tarafından köp seviliyordu. Kör insanlar, kör insanlar ve şeytanın yaman ruhu içinde bulan insanlara şifa veriyordu. İsa hatta ölenleri bilen yine yaşam ve hayata getiriyordu. Üysüz yersiz bir adam ama yakşı bir müellimdi. Başkaları Tanrı'nın yoluna gelip Tanrı'nın sevmesine çağırıyordu. İsa Tanrı'ya ava ve baba diyordu ve bütün insanlara Tanrı'nın bir ava yanak bulduğunu söyleyip görkezdi. Tanrı insanlar bilen ava ve çağa yanı bulmak istiyordu. Ama ortada bir sorun vardı. Onlar hala günahkar ve Tanrı olsa saf ve pekti. İnsan ve Adamizad'ın günahları insanı Tanrı'dan ayırmıştı. İsa olsa onları kurtarmak için ne mi edeceğini yakşı biliyordu. Yahya İsa'nın peygamberliğini söyledi. Görün, görün dünyanın günahlarını alan Tanrı'nın kuzusunu görün diyordu. İsa büyük bir kurban olmak için bir Mesih'ti. İsa hiç günah ve yaman iş etmedi. Pek, saf, günahsız ve günahın bedelini vermek için gelmişti. Günahların alında günahsız olan, günahkar insanların alında pek bulundu. İsa bunları avası için yaptı. İnsanların günahının bedelini vermek için, insanları günahlarından kurtarmak için. İsa Tanrı bilen köp bir ilişkisi yaxşıdı. Yönü İsa salibin üstünde öldürüldü. Tanrı peygamberlerin iyi verdiği yani İsa'ya iyi verdi. İsa'nın Tanrı'ya itaat ettiği işler dünyanın günahlarını alıp götürdü. Tanrı'nın kurbanın benim ve seni günahlarımızı yok etti. Ama durmadı. 3 gün sonra Tanrı İsa'yı Mesih'e ölümden uyandırdı, tıpkı vadesi yani. İsa öz şagirdlerine tekrar yeni geleceğini söz veripti. Ama bir sefer hakim ve padişah yanak. İsa Mesih Tanrı tarafından gelen insanlara bir armağandı. Günahlarda ölmeyen ve Tanrı'dan uzaklaşmayan. İsa Mesih'in ettiği kurbanlığı kabul edip sizler de Tanrı bilen yakşı bir ilişkiniz bulan. Bu ilişki ve bu armağan bunu kabul edin planınız sizinki buluyor.